Ya çok saçma konuşuyorum şu anda. Ama ay, bu çok saçma ya. Ne diyoruz ya? Beni izlediyseniz olmuyor. Ne, o değil. Of, bir daha yapalım. Selam. Bugün 2019'da okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğim. Aslında bu videoyu çekmek için biraz geç kalmışım gibi hissediyorum. Çünkü YouTube'da çoğu zaman bir şeyler hit oluyor. Dönem dönem. İşte yılbaşı geldi. Şimdi yılbaşı ile ilgili bir sürü video çekildi mesela. Ben de bir sürü video çekmek istemiştim ama bu konuyla ilgili konuştuğum arkadaşlarım bana yeter artık 2019 videosu gelmesin falan dedikleri için çekmedim. Daha sonra içimde kaldı ve çekme kararı aldım. Bugün 2019'da okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu kanalda minimalizmden bahsettim. Alışveriş çok fazla yapmamak gerektiğini düşündüğümden bahsettim. Yarım bıraktığım kitaplardan bahsettim. Hatta ilk videomdu. Bu kitapların hepsi benim kitaplığımda uzun zamandır bekleyen ve okumadığım kitaplar. Zaten şuralardaki boşluklardan anlayabilirsiniz. O zaman ilk kitapla başlıyorum. Philip Dick'in Çığırından Çıkmış Zaman adlı kitabı. Philip Dick çok çok iyi bir yazar ve ben daha önce birkaç kitabını okudum. Ama bunu bir türlü okuyamadım. Çünkü ben bunu aldığımda bunun çevirisinin çok kötü olduğu ile ilgili bir şeyler duydum. Yani bu duyuma inanmak çok hoş değil belki ama o dönem vaktimi buna ayıramadım. Ama bunu gerçekten okumak istiyorum. Philip Dick çok sevdiğim bir yazar. Öyle. Bunu 2019'da okumak istiyorum. Bu kitapları nereye koysam acaba ya? Şuraya koyayım. Sıradaki kitabımız Ağaç Kakan Tom Robbins. Kitapları buradan böyle çekmek çok zor oluyor ya. Ben bunu şöyle alsam nasıl olur? Böyle. Bundan sonra böyle. Tom Robbins çok ünlü ve çok popüler bir yazar bu dönem. Ağaç Kakan'ı ben çok eskiden almıştım. Hatta bakalım ne zaman almışım. Önüne tarih yazmayı çok seviyorum kitapların. 21 Mayıs 2014'te almışım. Hala okumadım çünkü kitaplıkta duruyor ve artık insana şey gibi geliyor ya, böyle kitapların önünden geçiyorsunuz ya sürekli. O kitap orada zaten alışmış yerine, sanki süsmüş gibi. Hani okumak zorunda değilmişsiniz gibi. Gidip gidip sürekli yeni kitap alıyorsunuz. Ne olur yapmayın. Sıradaki kitabımız Kendini Aldatma. Ben bir ara çok ağır psikolojik bilimsel makale, böyle ağır kitaplar alıyordum. Bu da onlardan birisi büyük ihtimalle. Çünkü içinde Kierkegaard'dan falan bahsediyor. Baya böyle şey, yazarı da profesörmüş zaten. Okunmaktan da keyif alacağımı düşündüğüm bir kitap ama hani bu kadar bilimsel bir şeye herhalde vakit ayıramadım. Sıradaki kitabımızı Emine teyzemin evinden yürüttüm. Silmarillion, Tolkien'in bir kitabı. Bilenler biliyordur zaten. Yüzüklerin Efendisi, Hobbit vesaire, o seriyle ilgili bir kitap. O serinin yazarının kitabı. Şimdi normal bir teyze Yüzüklerin Efendisi'ni izlediğinde bu kim oluyordu, şu neydi diye sorması lazım. Benim teyzem öyle değil. Zaten hayattaki ikonlarımdan birisi. Genelde böyle aile büyüklerim hayattaki ikonlarım olmaya çok müsait insanlar hep. Teyzemlerin evinde ben bu Silmarillion'u gördüğümde kuzenime dedim ki ben bunu götürüyorum. O dedi ki götür, zaten kuzeniniz sonra verirsin dedi. Tabii ki veririm. İlk baskı Silmarillion. Okuyacağım bu sene bunu. Teşekkür ediyorum. Sıradaki kitabımız Hasan Ali Toptaş Kayıp Hayaller kitabı. Hasan Ali Toptaş'ın 4-5 kitabını okudum şu ana kadar. Çok sevdiğim yazarlardan biri. Hasan Ali Toptaş'la Merve tanıştırdı beni ve gerçek hayatta da tanıştırdı bu arada. Dalga geçmiyorum. 2011'in sonu, 2012'nin başı gibiydi sanırım. Hasan Ali Toptaş'ın Antalya'da bir imza günü olmuştu. Ve imza gününe sadece 20-30 kişi gittik. Yani şu an düşündüğüm zaman Hasan Ali Toptaş'la gerçekten tanıştığımı, bende imzalı kitabının olduğunu falan çok garip geliyor. O dönem aldığım ve hala okumadığım kitaplardan biri. Şu an zaten baskıları değişti. Ben bu baskıları daha çok seviyordum. Yayınevi değişti sanırım. Sıradaki kitaba geçiyorum. Trainspotting. Bunun aslında filmi var. Yani aslında film var derken kitabın filmi var. Filmin kitabı değil. Ve ben ilk filmini izlemiştim. Sanırım o da yine 2009-2010 civarı izlediğim bir filmdi ve en sevdiğim filmlerden biriydi. Kitabını ise sanırım 2015 gibi aldım. Arkadaşıma verdim okusun diye. O hala okumamış. Daha sonra artık bugün benim kitaplığıma geri döndü ki ben okuyayım en azından diye. Sıradaki kitabım Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı. Bu kitabı başladığım anda bitireceğimi düşünüyorum. Zaten international bestseller ve bu arada bestseller paylaştım diye bir kere birisi bana çok saçma bir yorum yapmıştı. Yani çok gülmüştüm o yorumu okurken. Her neyse, bu da öyle bir kitap. İlgimi çekiyor ve çıtır çerez olacağını düşünüyorum.
Bir sonraki kitap. Bu kitaptan daha önce bir videomda daha bahsettim. Yarım bıraktığım kitaplar videomda. O dönem kitabı başlayıp yarım bırakmıştım. Şimdiki sıkıntımız ise şu. Kitabı ben tekrar hiç başlamadım. Bu sene artık gerçekten bilendim bu kitaba. Bu sene bu kitap okunuyor sayın seyirciler. Bu kitap bu sene okunuyor. Bir sonraki kitabımdan da bir alışveriş videosunda bahsetmiştim. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Adını doğru söyledim. Gerçekten doğru söyledim. Ayfer Tunç'un. Ayfer Tunç çok sevdiğim bir yazar. İki kitabını okudum şu ana kadar. Bu da üçüncü kitabı olacak umarım. Bir sonraki, evet. Stefan Zweig. Adını Stefan Zweig diye okunduğuna eminim. Ama beynim inatla bulup Stefan Zweig demek istiyor. Ama ben Stefan Zweig diyeceğim. İnsanlığın yıldızının parladığı anlar. Bu kitap alışıldık Stefan Zweig kitaplarından biraz daha farklı. İnsanlık tarihine yön vermiş olan insanların hayatlarındaki önemli anlardan bahsedilen denemelerden oluşuyormuş. Sıradaki kitabımız İnce Mehmet. İnce Mehmet'i ben hala okumadım. Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en iyi kitabı olduğunu düşünen yorumlar çok fazla görüyorum bu ara. Eğer seversem ki çok büyük ihtimal severim çünkü kötü bir yorum neredeyse hiç görmedim kitapla ilgili. Bunun serisinin kalanını da alır ve okurum ama şimdilik bütün seriyi almadım. İlk kitabı aldım sadece. Bir sonraki kitabımız yine çok eskiden beri kitaplığımda olan Özgürlük Korkusu. Bunun kaç yılında aldığımı hiç hatırlamıyorum. Sanırım bakalım tarih yazmışımdır. Evet yazmışım. 2012'nin başında almışım bu kitabı. Yıllarca kitaplığımda beklemiş. Erik Fromm'un daha önce Sevme Sanatı diye bir kitabını okumuştum bundan önce. Hani 2011'de falan. Bu kitabı bana Antalya'da çok sevdiğim bir sahaf abim önermişti. O zaman aldım ve hala okuyamadım. Yani öyle kitaplıkta süs gibi duran kitaplardan biri olmuş maalesef. Bu kitabı okumadım diye beni taşlar mısınız şu an bilmiyorum. Ama çok fazla Sabahattin Ali okudum gerçekten. 4-5 kitabını en az okudum. İçimizdeki Şeytanı ise bakalım 2011 yılında almışım. Ki 2011 yılında bir 19. baskısıymış. Şu an kim bilir kaçıncı baskı. Hala okumamışım. Bir sonraki kitabımız bir dünya klasiği Babalar ve Oğullar. Bunu da çok eskiden aldım. Yine lisedeyken aldığım bir kitap. Şu an tarihine bakmaya 2010 yılında almışım. 9 yıldır kitaplığımda okunmayı beklemiş. 10. yılını doldurmadan umarım 2019'da okuyacağım. Turgenev'i bu arada çok sevdiğim yazarlardandır. Son kitabımız da Otostopçunun Galaksi Rehberi. Tuğla gibi bir kitap. Aslında dünyadaki en ünlü bilim kurgu romanlarından biri ve 5'li bir seri bu aslında. Bu kitabın içerisinde 5 kitabın hepsi mevcut. Kardeşime de ben bunun birinci kitabını ayrıca hediye olarak aldım. Çünkü bu şekilde biraz taşıması zor olacak gibi geliyor. Kendime de aldım bu halini ve çok sevdim. İlk kitabı okudum, bitirdim. Aşırı sevdim. Bir an önce herhalde ilk bunu okuyacağım. Yani çok iyi, çok çok iyi bir kitap. Bu saydığım kitapların dışında kitap kulübüne gidiyorum. Orada okuyacağımız başka başka kitaplar olacak ileride. Onları okuyacağım. Ayrıca 3 tane dünya klasiği, 3 tane de çocukken okuyup da büyükken okuyamadığım kitap seçmeyi düşünüyorum. Yani işte Monte Cristo Kontu falan gibi. Onu çocukken okumuştum ama büyük halimle hiç okumadım ve çok iyi bir kitap, çok önemli bir kitap yani. Şimdilik liste bu şekilde. Dediğim gibi biraz değişken olabilir. O dünya klasiklerini henüz seçmedim. Diğer okuyacağım kitapları daha seçmedim. Normalde yılda 40 kitap falan okuyorum en az ve bunlar şu anda 20 kitap falan ediyor. O yüzden öneriniz varsa bütün önerilere çok açığım. Daha listeyi tamamlamam gerekiyor. Kitapların arasında da eğer daha önceden okuduğunuz bir şey varsa mutlaka bana yorumlarda yazın. İnsanlarla benzer şeyler yakalamak çok hoşuma gidiyor. Yorumlarda böyle gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bence bu bitti.